yeniden Refah Partimizin Yalova İl Başkanlığı açılışını hayırlı ve mübarek eylesin. Amin. Yalova'mıza, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini nasip eylesin inşallah. Her şeyden önce değerli il başkanımıza, merkez ilçe başkanımıza, bütün Yalova'daki teşkilat mensuplarımıza, gençlik ve hanım teşkilatımızın mensuplarına ve bu açılışta bizleri yalnız bırakmayan bütün Yalovalılara en içten, en samimi teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun inşallah. Basın mensuplarına da aşağıda teşekkür etmeyi unuttuk. Burada ayrıca hepsine teşekkürler ediyoruz. Zahmet ettiler, ayaklarına sağlık. Biraz evvel açılışımızı gerçekleştirdik. Yeniden Refah Partimizin Yalova İl Başkanlığı'nın İl Teşkilatı'nın merkezi açılmış oldu. Cenab-ı Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Parti programımızda ve 50 senelik milli görüş geçmişimizde ortaya koymuş olduğumuz temel esaslarımıza, temel prensiplerimize uygun bir şekilde temel hedeflerimiz doğrultusunda burada Yalova'da çalışmayı Cenab-ı Allah il başkanımıza, arkadaşlarımıza nasip etsin. Yeniden Refah Partimizi, davamızı Yalova'da yüz aklıyla temsil etmeyi inşallah Cenab-ı Allah nasip eylesin. Cenab-ı Allah bereketini artırsın. Ve açılış konuşmalarını yapmak üzere Yalova il başkanımız Sayın Mustafa Berber Beyefendi kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Gitti 40 yıl başlıyor neslin parlayan yolunda. Bayrağım dalgalanıyor baş parmaklarım havada. Baş parmaklarım havada. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli genel başkanım, genel başkan yardımcılarım, değişik illerden gelen il başkanlarım, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, değerli basın mensupları, güvenlik güçleri, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. ...23 Kasım'da kuruluşunu yaptığımız Yeniden Refah Partisi ülkemize, Yalova'mıza, bütün dünyaya hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. ...23 Kasım'da kurmuş olduğumuz partimizin Yalova'da 4 ilçesinin kuruluşunu gerçekleştirdik. Allah nasip ederse 2 ilçemiz kaldı. Onların da yönetimi hazır. Çok kısa zamanda inşallah onların kongrelerini de yapacağız. Değerli kardeşlerim, biz bu partiyi kurduğumuz zaman Yalova'da 5 kişiydik. Şu anda 450-500 kişiyiz. Yönetimimiz eksiksiz, tamam. Hiçbir eksiğimiz yok. İmkanlarımız çoğaldı. Bundan bir sene, 2 sene önce biz vakıf çalışmaları yapıyorduk. O zaman 3 kişi, 4 kişi toplanamıyorduk. İlla parti kurulsun, illa parti kurulsun. O vakıfla bir yere kadar gidiyorsun. Ondan sonra bir şey yapamıyorsun, tıkanıyorsun. Biz de genel başkanımızı zorladık, zorladık, zorladık. Bugün yarın, bugün yarın derken epey bir zaman sonra tabii biz olayı kestiremiyoruz. İstiyoruz ki hemen kuralım. Ama öyle değilmiş. Zamana ihtiyaç varmış. Allah kendilerine razı olsun. Bunu tabii sonradan anlıyoruz bazı şeyleri. Her şeyde bir hayır vardır. Cenab-ı Allah yapmış olduğumuz bu hizmetlerden dolayı bizlerden razı olsun, sizlerden razı olsun. İşte Yalova, biz bu manzarayı görmek istiyoruz. Bütün Müslümanların el ele, kol kola bir arada olmasını istiyoruz. İşte dayaklanıyor, ruhların başlarında, ordular saha kalkar, Fatih Erbakan konuşur. Konuşmalarını yapmak üzere Milli Görüş Lideri, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, Doktor Fatih Erbakan'ı
Sakarya'daki tank palet fabrikasını özelleştirdik. Neden özelleştirmişiz? Diyorlar ki efendim buranın modernizasyonu için 50 milyon dolar gerekiyor. Yahu Sakarya'daki tank palet fabrikasına 50 milyon doları bulamıyoruz. Ankara'daki dinozorlara 200 milyon dolar buluyoruz. Ankara'daki Anka Park. Ankara'da dinozorlarla dolu bir Anka Park açıldı. 200 milyon dolar bunun maliyeti. Sakarya'daki bu kadar stratejik öneme sahip tank palet fabrikası 50 milyon dolar lazım diye satıyorsun. Ankara'daki dinozor parkına 200 milyon doları buluyorsun. Bu zihniyetle biz kurtulamayız, kalkınamayız, işsizliğe çare bulamayız. Burada çok önemli bir prensibimizi daha ifade etmek istiyorum. Biz bu sözlerimizi, bu eleştirilerimizi dost acı söyler mantığıyla yapıyoruz. Biz Türkiye'de alışılagelmiş muhalefet anlayışında olduğu gibi iktidarın hatasına, yanlışına sevinen, iktidar hata yapsın ki buradan bana oy çıksın, malzeme çıksın diye düşünen bir anlayışla bu eleştirileri yapmıyoruz. Biz iktidar hata yaparsa biz güçleniriz, keşke hata yapsalar diye bir anlayışla siyaset yapmıyoruz. Biz ülkemiz için, milletimizin selameti için uyarı vazifemizi yapıyoruz. İktidardakiler için de kardeşlik vazifemizi yapıyoruz. Eğer bu gemi batarsa, bu ülke iflas ederse Allah vermesin iktidarıyla, muhalefetiyle hepimiz aynı geminin içindeyiz. Hepimiz birlikte batacağız. Hepimizin kurtulmasını istiyoruz. Bu nedenle kardeşlik vazifemizi yapıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Yeniden Refah Partisi olarak bizler yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz. Biz mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla değil, bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Biz şimdiden kaynaklarımızı oluşturmaya başladık. 50 milyar dolarlık kaynağı bulduk. Bunu 100 milyar dolara tamamlamak üzere çalışıyoruz. Akademisyenlerle, uzmanlarla. Bu 50 milyar dolarlık kaynağın çok önemli bir bölümü Cenab-ı Allah'ın verdiği güneş enerjisinden ve Cenab-ı Allah'ın verdiği su nimetinden geliyor. Tabii ki kalan kısmının önemli bir bölümü de Ankara'daki dinozorlardan gelecek. Dinozorlara kafayı takmış durumdayız. Anka Park'a kafayı takmış durumdayız. Kaynağın önemli bir kısmı da dinozorlar ve onların benzeri yatırımlara gidecek paradan gelecek inşallah. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Cenab-ı Allah önümüzü açsın. Bu yangını el birliğiyle hep birlikte söndürmeyi inşallah bizlere nasip etsin. Bu konuştuklarımızı fiilen gerçekten hayata geçirmeyi, uygulamayı da Cenab-ı Allah nasip etsin. Erbaz, yeniden refah gelir.